Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT Geometri Soru Bankası kitabında çemberde uzunluk konusundaki test 2'nin çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarası 160 ve 161'i çözeceğiz. Haydi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda sözel bir soruyla karşı karşıyayız. Çember şeklindeki bir oyun alanının üzerinde oyun oynayan Rüzgar Güney ve çiley arasında aşağıdaki konuşma geçiyor. Güney ile çüle... Çilay arasındaki uzaklık 3x artı 9. Rüzgar ile Çilay arasındaki uzaklık 5x8 10. Rüzgardan daha fazla uzaklaşma mümkün değil. He, Çilay rüzgardan daha fazla uzaklaşma mümkün değil diyor. Dur. Dur. O zaman burada güzel bir şey. Bir çember üzerindeki oyundan bahsediyoruz. Çember üzerindeki birbirine en uzak iki nokta çap değil midir? Evet. Ben Çilay'dan bir şey çıkarttım. Rüzgar'dan daha fazla uzaklaşamam demiş Çilay. Rüzgardan daha fazla uzaklaşamıyorsa Rüzgar ile çilay nerededir? Tam olarak çemberin çapı üzerindedir. Sonra burada e, rüzgar ile çilay arasındaki uzaklık 5x-10 demiş. Yani şurası 5x-10 demiş. Öbürü de güney ile çilay arasındaki uzaklık da mesela şöyle günay diyelim. Çilay arasındaki uzaklıkları demiş? 3x artı 9 demiş. Buna göre x'in alabileceği en küçük tam sayı değer nedir diye soruluyor bize. Arkadaşlar bu en fazla uzaklık çap değil mi? Yani en büyüğü bu. O yüzden biz burada 5x 10'un kesinlikle ama kesinlikle 3x artı 9'dan ne olması lazım? Daha büyük olması lazım. Buradan 2x büyüktür 19 yapar ve x büyüktür 9,5 mu yapar? Evet. x'in alabileceği en küçük tam sayı değer nedir? 9,5'tan büyük en küçük tam sayı değer 10 yapar. Yani cevap C an oldu. Birinci soruda. Geldik 2'ye. Aşağıdaki şekilde yarım daire şeklinde bir tünelin girişi. Evet yarım daire şeklinde. O zaman şurası çap oldu değil mi? girişi verilmiştir. Tünelin girişine çapı 2 metre olan daire biçimdeki hız uyarı levhası verilmiştir. Evet çapı kaç metre? 2 metre. Yarı çapı kaç yaptı o zaman? 1 yaptı. Arkadaşlar çemberler birbirine değince merkezleri birleştirir zaten. Şurası 1. Tamam. AB ve CD birbirine paralel verilmiş. Ondan sonra AB kirişi levhaya E noktasına teyettir. AB'yi 16 vermiş. O zaman burası 8 8. E, biz merkez varsa kiriş varsa ne yapıyorduk? Çek dik yapıyorduk. E bunun devamını getirelim. Şurası 90 derece olsun. E ondan sonra burası 16 vermişti 8 8. CD'yi de vermişti zaten bize. yani 10 10. CD 20 ise yarıçapı 10 yapar. Ve en etkili silahımız yarı çap çizmek değil miydi? Al sana yarı çap. Burası 10. 8, 10. Ne üçgeni? 6, 8, 10 üçgenler. 6 yapar buna. E buna göre diyor. Ne diyor? Bu tünelden geçen araçların yüksekleri en fazla kaç olur diye soruluyor. Uyarı levhasına çarpmayacak o zaman burada. E ben burada bir birim bir buranın bir buranın olduğunu biliyorum. Tamamı 6 ise o zaman buraya kaç kaldı? 4 kaldı. O zaman 4 metre olmak zorunda. Yani cevap ikinci soruda balık oldu. Geldik üçüncü soruya. Merkez varsa keriş varsa çektik. Kerişi ikiş eş parçaya bölüyor. Şu keriş iki eş parçaya bölündü. 90'ın karşısı 4'si 30'un karşısı 2 yapar. E hocam burası tamamı 7 verilmiş. Burası 5 yapar o zaman. E 5 5 2 eş parçaya ayrıldığından ikisi de kaç buluruz? 3 olarak buluruz. Üçüncü soru balık oldu. Geldik dördüncü soruya. Merkez varsa teğet varsa çek dik. Hocam burası R. Bak dikten dik çizilmiş oldu. Öklet. R kare eşittir. 9 çarpı 16 mı? Evet. Bu 144 yaptı. R kare 144 seri 7 12 buluruz. B noktasının çembere uzaklığı en fazla kaçtır? B noktasının çembere uzaklığı en fazla kaçtır? Bir noktanın çember olan uzaklığı soruluyorsa merkezden geçirirsiniz. Hop şurada değdiği yay. En kısası burası yapar. En fazla uzaklığı da burası yapar. E, arkadaşlar R'yi biz 12 bulduk. Hocam burası da 12 yarıçap Burası da 12. 12 16 ne üçgeni? 20 üçgeni. E, 20'si burada 12'si burada. Toplam kaç yapıyor? 20 artı 12'den 32 yapıyor. Yani 4. soru akçay oldu. Geldik 5. soruya. Merkez varsa kiriş varsa çektik. ikiş parçaya böler 5-5. Yarı çap uzunluğu zaten 13. En etkin silahımız yarı çap. Al sana yarı çap. 13. 5-13. Ne üçgeni? 5-12-13 üçgenler. 12 çıkar ve Şurada da bir Pisagor bağıntısı var. 12 var, 9 var. Bak. 9, 12 ne üçgeni? 15 üçgeninden burası 15 yapar. E 13'ü buradaysa buraya 2 kalır. C noktasının çembere en kısa uzaklığı. Bir noktanın çembere en kısa uzaklığı sorulduğunda merkezle birleştiririz. Merkezle birleştirdiğimizde işte şuradaki uzunluk en kısa uzunluk yapar. Yani cevap 2 yapacaktır. 5. soru C. han oldu. Geldik 6'ya. T teğet birbirine eşit. 1 1 ise 1 değil mi? E hocam bir dik üçgen çıktı. 90'ın karşısı kaç? 2. E burada güzel bir şey var. Burası da 1. 90'ın karşısı 2 iken hangi açının karşısı 1'dir? 30'un. E 30-60-93 kere direkt karşımıza çıktı. E o zaman biz şurayı da ne buluruz? 30'un karşısı 1 60'ın karşısı da kök 3 olarak buluruz. Başka bir hamle daha yapmamız lazım. Çembersel özellikleri kullanalım. E merkez buradaysa merkez T'ye çektik. Yapınca hocam burası da R. Burası da R. 30'un karşısı R ise 90'ın karşısı nedir? Hop burası 2R değil midir? Evet. A 3R neye eşit arkadaşlar? Kök eşit. 3R eşittir kök 3 ise R'yi buradan kök 3 bölü 3 olarak buluruz. E hocam R burası ya. Bak burası da R. Dikkat et. E, tamam iki R. Burası da R oldu. Yani X R'ye eşit oldu. R'yi de biz kök 3 bölü 3 olarak bulduk mu? Bulduk. Cevap dolayısıyla ne çıktı? C han çıktı 6. soruda. Geldik 7. soruya. 7. soruda şöyle Ortak teğet çizilmiş. Bak T teğet uzunluğundan eşit. Bu da T teğet uzunluğundan eşit. A muhteşem çıktı. Burada kaçtı? 90 derecedir. E 2 iken burası da 2 burası da 2. Şurada bir dik üçgen karşılaştık mı? Evet dik üçgende şu kenar 4. E, hangi kenar 2'dir? 90'ın karşısı 4 iken 30'un karşısı 2'dir. Yani burası 30 derece olur. 30 90 ise bak burası 60 derece oldu. 30'un karşısı 2 iken 60'ın karşısı da 2 köküç olur. Alan ABC isteniliyor bizden. E, dik kenarlar çarpımının yarısı. 2 çarpı 2 kök 3 bölü 2 bana alanı verir. Cevap 2 kök 3 yapar. Yani 7. soru Denizli oldu. Geldik 8'e. Çemberler birbirine değiyor. Hemen ne yaparız? Merkezleri birleştiririz. Merkezleri birleştirdiğimizde şu D noktasıyla bu merkezler doğrusal oluyordu. Evet yarıçap uzunluğu 6 olan şunun yarıçapı 6'ymış. B merkezi çeyrek daire. Arkadaş bu da yarım ya. Bak 3 3. Bunun yarıçapı 3. 3. Buraya r dersen buraya r. Hocam dik üçgen var burada. Dik üçgene dikkat etmem lazım benim burada. Dik üçgenin diğer kenarı lazım. Bak şuranın ben kaç olduğunu biliyorum 6. O zaman buraya ne kaldı? 6 xr kaldı. E yap Pisagor'unu. R artı 3'ün karesi eşittir. 3'ün karesi artı 6 x R'nin karesi olduğundan işlem işlem işlemle R'yi buluruz. Ya da 3 varsa büyük ihtimalle 3, 4, 5 üçgendir. R yerine 2 yazarsam burası da 4 yapıyor mu? Yapıyor. O 2 merkezli çemberin yarı çapı isteniliyor. Yani bizden R isteniliyor. 8. soru böylelikle C oldu. Geldik 9'a. Şekildeki ABC'de dikdörtgen şu an Burası 90 derece. Burası da 90 derece. AB uzunluğu 16. Şunun tamamını 16 diyelim. BC uzunluğu da 12 diye söylenmiş zaten bize. Dikdörtgenin içinde A ve C merkezli 3 santimetre yarıçaplı eş çemberler çizilmiş. Yarıçapları 3 olarak verilmiş bunlara. Sonra diyor ki K noktası dikdörtgenin iç bölgesinde ve E ve F noktaları da çember yayları üzerinde değişen noktalar olduğuna göre EK artı KF'nin toplamı Nedir diye soruluyor bize. Arkadaşlar şöyle bir K noktası burada bir şey seçeceğim. Bununla bunun toplamı. Şöyle olmaz mı? Şununla şunun toplamı böyle daha küçük olmaz mı? Hatta bu ne zaman daha küçük olur arkadaşlar? Şunları şöyle yapınca. Tam merkezleri birleştirince şu çemberler arasındaki en kısa mesafeyi buluruz. Yani aslında bizden şu isteniyor. EK artı şurayı da F olarak seçelim. KF toplamı en kısa işte burada yıkan olur arkadaşlar. E şu 12 16 ne üçgeni 20 üçgeni burası. Bak dikkat et E'yi burada seçersem F'yi burada seçersem K'yı da burada seçersem EK artı KF en az değere böyle sahip oluyor. 12 16 20 burası 3 e burası da 3 20'den 3 ve 3 6'yı çıkartırsam kaç kalır 14 kalır e, o zaman burası 14 oldu cevap Cihan yaptı 9. soruda geldik ona. Aşağıda O merkezli bir çember ile ABCD yamuğu verilmiş. AD'yi 10 vermiş bize. Şurası 10 olarak verilmiş. Ve BC'yi de 8 vermiş. Arkadaş merkez varsa teğet varsa çektik. Merkez varsa teğet varsa çektik. Merkez varsa teğet varsa çektik. Bak 90 derece burası. Burası da 90. Burası da 90. E, burası da 90. E, o zaman burası da 90. Bak burası R. Burası R. Burası R. Burada bir kare çıktı. Burası da R. Burası da R. O zaman... Burası da R. Burası da R mi oldu? Evet. 2R8'e eşit. R'yi kaç bulduk? 4 bulduk. AB uzunluğu isteniyor bizden. Hmm. Başka? Şu 10'u da kullanacağız. Hocam şuradan şöyle bir dikdörtgen oturtursak. Burası 8 mi? 8'den dolayı evet. 8, 10 ne? Üçgeni 6, 8, 10 üçgenden 6 yaptı burası. E sonra ne yapacağız burada? E hocam şuradaki uzunluk falan da kalıyor sanki burada. Ona göre bir işlem yapmamız gerekiyor. R'yi de kaç bulmuştuk? Biz 4 bulmuştuk. R'yi de kullanacağız galiba. Peki ben şuraya bir A dersem burası da A mıdır? Evet. Sonra burası 10 eksi A mıdır? 10 eksi A. Burası da 10 eksi A olmak zorunda. Hocam A iken burası da A değil mi? Evet bak T, T uzunlukları birbirine eşit. Yani 10 eksi A ne eşit? 6 artı A'ya eşit. Buradan ne geliyor? Buradan 4 eşittir 2A geldi ve A'yı da buradan 2 bulduk. E A'yı da 2 bulduysak. R4'te A2 burası da 6. Topla bakayım şurayı. 6 2 daha 8 4 daha 12 toplam bu uzunluk 12 çıktı bizden de bu uzunluk isteniyor 10. soru böylelikle akçay oldu geldik 11. soruya şöyle bir bilgi vermiş şekildeki çemberin içine çizilen AB ve CD kirişlerine göre burada açılara dalınca bu açıyla bu açı eşit şu açıyla aynı yayı gören açılar eşit bunlar da eşit olduğundan dolayı 2 üçgen benzer çıktı benzer çıktığından dolayı bu açının karşısı A bölü bu açının karşısı C sonra noktanın karşısı D bölü noktanın karşısı B olur demiş. Buradan da ispatı ne gelmiş? Şöyle A çarpı B, C çarpı D gelmiş. Hmm, burada bir şey tanımlamış. Yani biz buna iç kuvvet diyoruz. Müfredattan kaldırıldı. Bak benzerlikten böyle bir şey geldiğini görmüş. Yani iki tane kiriş kesildiği zaman karşılıklı çarpımları birbirine eşit oluyor. Bunu öğrendik. Peki yukarıdaki verilen bilgiye göre aşağıdaki soruyu cevaplayınız demiş. Şimdi burada diklik verilmiş. Çok güzel. Oo, ben şöyle yarım çemberde ya da bir çemberde çapa dik çizilince ne yapın demiştim. Bak şuna yoğunlaşın. Şurası x gen. Bunu böyle görünce ne yapın demiştim. Hop çapı gören çevre açı 90 derece çizin demiştim. Şuraya a buraya b diyecek olursam. Burada dikten dik çizildi. Öklet. X kare eşittir a çarpı b'ye geldi mi geldi. Bir de ben şuraya a dedim buraya b dedim. Hocam burada da biraz önce bir şey anlatmıştı. A ile b'nin çarpımı neye eşit? A ile b'nin çarpımı şu ikisinin çarpımı eşit. 3 çarpı 12 eşit. Yani 36'ya eşit oldu. E x kare a çarpı b'ye eşittir a, a, çarp çarpı b de 36'ya eşit. Demek ki x kare eşittir 36 oldu ve x böylelikle 6 olur. Yani güzel bir soru. 11. soru denizli oldu. Böyle müfredatta olmayan şeyi bu şekilde tanımlayıp size böyle bir soru da Ben konu anlatımında da bu iç kuvveti anlatmıştım. Haberiniz olsun. Biliyorsunuz daha doğrusu. E, bir de böyle çapa dik çizildiğinde şunu uygulayın arkadaşlar. AB çaplı demiş ya. Böyle çapa dik çizilimde çapı gören çevre açı 90 derecede önemli. Evet gençler böylelikle test 2'yi bitirdik mi bitirdik o zaman bir sonraki videoda test 3'ün çözümünde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.